Evet, merhabalar yeniden. Yeni bir videodayız. Bir hafta bitti. Endekste aslında önemli hareketler oldu. Fakat bugün son anlarda yeniden satışlar var. Kurda da öyle. Yani bir türlü düşmüyor. Dolar endeksi düşmesine rağmen, dolar dünyada çok çok zayıf hareketler yapmasına rağmen maalesef bizde kur bir türlü aşağı doğru hareket edemiyor. Aksine böyle yukarıya doğru gideceğim ben gibi böyle bir hareket içerisinde. Bunları yakından izleyeceğiz ama şu anda bunlardan söz etmeyeceğim. Bunlardan hafta sonu pazar günü yapacağımız videoda söz edeceğim. Pazar günü akşamüstü işte endeksle ilgili yeni bir videom olacak, orada söyleriz. Şimdi uzun vadeli hisselerimiz var, biliyorsunuz. Bunların hakkında birkaç tane güncellemeler yapacağız. Bazı notlar aldım. Bazı yeni haberleri olan şirketler var, olmayanlar da var. Bunlardan söz edeceğiz. Bunun haricinde bir de hani en son size bir tane tablo göstermiştim. En son Nisan ayında ve Ocak ayında önerdiğim hisseler vardı. Çoğu kişi sordu, hocam aslında senin işte şu hisse de var, şunlar da var. Niçin onlar bunun içinde yok diye. Doğru, haklılar. Yani niye yok? Onları daha yapmak lazım. Geriye doğru bütün o uzun vadeli önerdiğim hisselere bir gittim, hepsine baktım. Onları böyle ucuca bir süreklilik arz edecek şekilde bir liste yapmak çok zor. Yani mesela geçen yılın aralığında önerdiğim bir hisseyi Mart ayında yeniden önermişim. Haziran'da yeniden önermişim. Şimdi onu ben hangi tarihe alacağım? Yani ilk yaptığım tarihe almam lazım. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Yani o videoların tarihine göre tablolar yaptım ki ona göre bir yakından izleyeceğiz. Onlara bir bakmakta da yarar var diye tahmin ediyorum. Evet, biraz bir şeyler anlatacağım. Sonra da yeni şirketlerle ilgili yeni haberler var. Onları biraz bir yorumlayacağız ve yine grafik üzerinden de gideceğiz. Yani biraz da teknik analiz yapacağız. O yüzden yakından izleyelim. Şöyle bir Excel'imiz var. Evet, bu size en son gösterdiğim sunumumda olan şeydi. Burada 3 tane hisse yoktu. Bunları da ekledim çünkü en son bunlar var. 10 Mayıs'ın 10'unda yaptığım video bu. Vespe, Logo ve Bimaş vardı. Girdiği gün henüz 11 gün oldu. Bunlar çok yeni. Ereğli, Yükselen, Aksen, ARDYZ bunlar 8 Nisan. Videodaki şeyler. Çimsa ve Teknosa'da 21 Ocak'taki videolar. Bunların üçünü ben tek bir tabloda yapmak istedim. Orada izlemek istedim. Bu da işte önerilen günkü sahip oldukları fiyatlar. Bir de bunlar da en son şu anki şeyler, rakamlar. Gördüğünüz gibi şu ana kadar hani bunların hepsinin bir ortalamasını alırsanız %6 gibi bir rakam ediyor. Bir bakayım yanlış mı, değil. %6 yapıyor. Evet, şu ana kadar hani Logoyla Bimaş ve ARDYZ iyi değil. Teknosa %11 eksilerde hala. Ama Ereğli, Yükselen ve Aksen %10'un üzerine atmış. Hatta Ereğli neredeyse %20'lere gelmiş. 18.71, hatta yani 20'lere bile gitmişti bu. Fakat hala sürdürüyoruz. Yani en azından bu şekilde bunu böyle izliyoruz. Şimdi mesela şöyle gidelim. Mesela 15 Aralık'ta yaptığım bir video var. Bu videoda da bu hisselerden söz etmişim. Hepsini tek tek anlatmışım. Bu kadar kağıdı, bu kadar şirketi, işte şu sebeple, bu sebeple diye de bu arada anlatmışım. Helal olsun yani. Onu da sonradan izleyince anlıyorum. Hepsinde bir 20 dakikaya da sığdırmışım. Bu listede mesela 157 gün geçmiş önerili. O günden bugüne ortalama portföy getirisi %43 olmuş. En çok, en iyi giden Çelebi Hava Servisi %200 yükselmiş. Hektaş %143 yükselmiş. Mesela 3.98'miş 15 Aralık 2020'de ve 9.67 gibi bir rakama kadar ulaşmış. TÜRSE'ye hemen buna da bakalım. Evet. Türkiye Sigorta %3 ekside kalmış. TAV %20 olmuş. Logo %28. ARDYZ mesela şu tarihten itibaren şu listede giren birisi
Halede Eze'de daha %9 eksi yaparken, henüz bir şey yapamamışken, ama henüz de tabii 43 gün olmuş. Ama burada 157 gün önceden ARDEZ'ye giren birisi %33'lük bir getiri elde etmiş açıkçası. Bunu da bu şekilde izledim. Böyle bir ayrım yapmak istedim. Arkasından inelim. 11 Ağustos 2020'de bir videom var. Orada da yine başka hisseler var. Mesela ortak olan, mesela bakın Arçelik var. Arçelik orada da var. Tüpraş var yine burada da. Tüpraş mesela %5 yapmış. 15 Aralık'ta giren birisi. Ama Tüpraş'a 11 Ağustos'ta girip 283 gündür bekleyen birisi %33 yapmış. Yani çok çok önemli bir rakam değil aslında. Ama mesela Hektaş'a yine 11 Ağustos'ta giren birisi %153 gibi bir rakam elde etmiş. Ereğli'ye o zaman giren birisi, bak o zaman da oturmuşuz anlatmışız Ereğli'yi, %150 elde edilmiş. Çok eksi de olan hisse yok ama mesela yine Türkiye Sigorta Ağustos 2020'den bu yana yine hiçbir şey yapmamış. 283 gündür elinde tutan birisi %3 halen daha oturmuş. Yani hala firmayla ilgili bir sıkıntı yok, bir sorun yok ama tabii çok hızlı bir yükselişin ardından halen daha bir yatay hareketi sürüyor. Bu da %57 olmuş mesela. Yani bir yıldan daha az bir zaman içinde hepsine eşit oranda yatırım yapmış olsaydınız böyleymiş. Mesela Mayıs 2020'de, 15 Mayıs 2020'deki video var. O video biraz şöyle çok keşif bir şirket anlatmışım o videoda. Ortalaması %104 olmuş. İnanılmaz bir rakam. Ve mesela en şey Sasa. Sasa 371 gün elinde tutan birisi %352 yapmış. Bakın Türkiye Sigorta burada işler değişti. 371 gün önceden alıp hala bekleyen birisi %104 yapmış. Ki şu fiyata göre 5,65'e biliyorsunuz 7'lerden aşağıya iniyor. Yine başka var mı? Mesela Kron yazılımı önermişiz. %130 yapmış. Logo yukarıdaki listede daha henüz yeni girenler bir şey yapamamış. Eksiyken 371 gün önce giren birisi %108 yapmış. İşte bakın Hektaş yine var %164 mesela burada. Türkiye Sigorta işte yukarıda izliyorsunuz hala alan mesela sonradan giren birisi bir şey yapamazken 371 gün önce 371 gündür yani neredeyse bir yıl tutan birisi elinde %104 yapmış. Yani 100 bin TL'sini 200 bin lira yapabilmiş. Tabi burada Sasa çok önemli bir fırsat yaratmış. Yine 25 Nisan var. Mesela Mayıs'tan bir ay önce de yapmışız. Orada yine ben mesela Hektaş'ı söylemişim. Burada biraz daha gün sayısı. Bu da bir portföy. Bu portföyün de ortalaması %125 olmuş. Yani aşağı yukarı 13 aylık bir portföy. Sasa burada sırtlayan bir şey olmuş. Yükseleni o gün anlatmışım. Biliyorum 2,48'miş o gün fiyatı. Bugün %127 yapmış mesela hala elinde tutan birisi. Türkiye Sigorta yine %95, Hektaş %178. Bu da bir örnek bir portföy. Aselsan çok önemli bir getiri sağlamamış. Yani bir yılda %15 elde edeceğime ya da Tekfen %20 elde edeceğime giderim bankaya %18'den mevduat yaparım zaten çok önemli değil. Riskim hiç olmaz. En azından risksiz bir yatırım aracı olur. Evet, bunları böyle yaptım. Hatta aslında benim 2020'nin ilk aylarında da yaptığım bir tablo var. 2020 hisseleri diye. Onu da sonradan ekleyeceğim ama göstermek istedim. Yani bunlar ayrı ayrı birer portföyler olsaymış şey yaparlar. Yani mesela şu önemli. Mesela Türkiye Sigorta'da 283 gün önce 11 Ağustos'ta giren birisi bir şey yapamazken halbuki şeyde giren birisi yani Mayıs 2020'de giren birisi %104 yapmış mesela. Çok enteresan ki bakın Türkiye Sigorta 2019 yılı sonlarındaki videoda da var. Oradan alsak belki de %500'ler falan olacak. Bunlar var. Evet. Şimdi Türkiye Sigorta ile ilgili bir şey söylemek icap ederse
Şunları söylememiz mümkün olabilir. Mesela en son bugün gelen haberlerden birisi, dün gelen haberlerden birisi, bireysel emeklilik yasasında 18 yaş altındaki küçüklere bireysel emeklilik yolu açıldı. Meclis bu yasayı onayladı ve bu yasa yürürlüğe girdi. Ebeveynler artık bundan sonra 18 yaş altı için bireysel emeklilik yapabilecekler. Bununla birlikte ayrıca kendi emeklilik programlarını yürüten bankalar, vakıflar da 2023'e kadar vergiden muaf olarak BES işlerinde yapabilecekler, öyle de bir avantaj verdi. Mesela Türkiye Sigorta için yeni olarak söylenebilecek şey bu. Kapta baktım çok önemli şeyler yok, haberler yok. O açıdan hani şudur şu diye bir şey söylemek zor. Evet, Matrix'e açılıp Türkiye Sigorta'yı bir inceleyelim bakalım. En son haliyle teknik analiz olarak çok güçlü değil. Hala 50 günlük ortalamanın altında. 22 günlüğü geçmiş ama 50 günlük ortalamanın altında. Hala hani şu anda alalım mı? Hayır, alım için çok önemli bir sinyal yok şu anda. Hani kısa vadede yeni alacaklar için söylüyorum. Şuralardan itibaren gelen bir düşüş var. Onu da alalım. Şurayı, orayı tam olarak görmüyorum. Şunu alalım. Böyle bir diklikte bir düşüşümüz var. Uçuş yapalım bunu. Yani izlediğiniz gibi bu çizginin üzerine çıkmadan ve yerleşmeden, ki çıkarsa zaten 50 günlük ortalamanın da üzerine yükselir. O çizgi şu anda 5,85'lerde. Bunun üzerine çıkar ve yerleşirse işte Türkiye Sigorta'da o zaman bir şeyler oluyor. Yani bir canlanmalar oluyor demek çok daha doğru olur. Ancak hani şurası da 5 seviyeleri de çok önemli de bir dip olmuş. Ciddi bir dip yaratmış oralarda. Geçmişe baktığınızda bakın 2019'dan beri ben aslında şuralardan itibaren Türkiye Sigorta'yı başladım anlatmaya sizlere. O zaman daha birleşme olmamıştı. Aslında Türkiye Sigorta çok ciddi bir yükseliş yaptı. Yani bu yükselişten sonra şu hareket aslında uzun vadede çok doğal. Bu da onun haftalık grafiği. Şunu hala bu çizgiyi izliyoruz. Şunu buraya alalım. Haftalıkta da gördüğünüz gibi 50 haftalık ortalamasıyla bir savaş halinde. Bunun üzerine attı atamadı. Attı atamadı. Burayı seyredeceğiz. 50 haftalık ortalaması 5,65'lerde. Yani 5,85 özetle bizim için izleyeceğimiz bir nokta olacak gibi duruyor. Evet, bu bir. İkincisi Çimsa. Çimsa'da en son kapa bildirim 12'sinde yapıldı, Mayıs ayının. Bu arada yönetim kurulu başkanı Tamer Saka istifa etti ve ayrıldı. Onun istifasından boşalan yönetim kurulu üyeliğine Gökhan İyigün aday olarak gösterildi ve şu anda yönetim kurulu başkanı da Burak Turgut Orhun isimli birisi. Bakmadım yani, Teknosa'da da var aynısı, az sonra onu da yapacağız ama yani muhtemelen Sabancı Holding'in içerisinden gelen yetişen bir isim olduğunu tahmin ediyorum. Bu aralar Sabancı Holding'de yönetim kurulu başkanlarında değişiklikler oluyor. Ama şu anda yeni bir yönetim kurulu başkanı var. Mayıs'ın 10'unda bir bildirim var. Yakın Madencilik Şirketi adında bir firma 50 bin not Çimsa hissesini satmak üzere MKK'ya kaydetmiş. Bu mesela biraz etkili olabilir. Hani bin not bin not hep alıcılar var. 50 bin notu böyle tek bir seferde satmaları mümkün değil. Herhalde taksit böyle 50 seferde bin 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 vere vere satılabilen, yani çok fazla baskı yapan bir mal olduğunu zannetmiyorum. Bir de bildiğiniz gibi dördü itibariyle de bilanço aldık. Oldukça güçlü bir bilanço ve çok çok iyiydi. Çimsa'da şu anda hala İspanya'daki Bunol fabrikasını satın alma süreci hala sürüyor. Bitmedi. İspanya'dan bununla ilgili gerekli haberler ve onaylar alınmadı. Bu olaylar bittikten sonra Sabancı topluluğu içindeki bu yeni çimento şirketi yapılanması da hızlanacak.
hisseler satılacak ve işte asıl orada benim asıl istediğim hareketlenme de o vakitler olabilir ama ne zaman olacağı hakkında bir bilgim yok. Evet, Teknosa ile ilgili bir güncelleme yapalım. 20 Mayıs'ta en son, yani dün itibariyle sermaye arttırımı bitti. Tescil edildi, tescillendi, tescil için müracaat edilecek falan filan. Yani bundan sonrası çok önemli değil ama sermaye arttırımı bilfiil bitti. Ödenmiş sermayesi 110 milyondan 91 milyona yükseldi. Bir kere bu önemli. Ve o 3 liradan verdiğimiz o primli hisselerden de 110 milyondan 201 milyona yükseldi. Çok çok pardon. Ve bu sermaye arttırımından 275 milyon TL'lik bir gelir elde edildi. Bundan masraflar falan düşülecek. Muhtemelen 273 milyon, 272 milyon gibi bir rakam elde edilecek. Biliyorsunuz şirket bunu açıkça ifade etti. Yani buradan elde edilen gelirle kredi faizi en yüksek olandan başlamak üzere borçlar ödenecektir diye bunu izahnamede de söylediler. Muhtemelen gelecek günlerde bu kadar borç, şuradaki şu kadar borç ödenmiştir diye de haberler almamız da muhtemel olabilir. Hemen hemen yani finansal borçların yarıya yakında ödenebilir. Burada da Mayıs'ın 12'sinde yönetim kurulu başkanı Barış Oran istifa etti, ayrıldı. Yerine Hakan Timur getirildi. Bu da Sabancı topluluğunun içerisinde her yerde görev almış, konuya hakim bir insan. 29 Nisan olarak da bildiğiniz gibi bilanço geldi. Bilanço gayet iyi geldi, çok güçlü geldi. Ciroda iyi artışlar var. Esas faaliyet kârı çok çok güçlü. Ama finansman giderlerinin yüksekliği yüzünden 2,3 milyon gibi bir net kâr var. Ama aslında 90 milyon gibi bir esas faaliyet kârı var. İşte bu borçlar ödendikçe o finansman giderleri azalacak ve net kâr birdenbire yukarı doğru çıkacak. Üçüncü çeyrekte net kârda önemli bir artış olabileceğini tahmin ediyorum. Ama esas faaliyet kârı çok güçlü zaten. Öz sermayesi şu anda 3 aylık itibariyle eksi ama muhtemelen bu da artıya doğru hareket edecek. Muhtemelen değil, çok büyük ihtimalle, ihtimal bile değil aslında, matematik çünkü. Haziran bilançosunda artı bir öz sermaye ile karşımıza çıkacak. Evet, grafiğimiz bu. 50 günlük ortalamayı bir türlü aşamıyoruz. Ama ben hep şunu ifade ediyordum. Bedellinin yarattığı hisse üzerindeki bir baskı var. Şurası aynen bu şekilde. Ve bu baskı bir de endeksin de çok zayıf olduğu bir zamana isabet etti maalesef. Ama bedelliden sonra Teknosa'daki beklentilerin uzun vadede daha rasyonel bir şekilde fiyatlanacağını düşündüğümü hep ilettim. Nitekim yani şu kırmızı çizgi sermaye arttırımı bittikten sonra dikkat edin bir yukarı doğru bir atak başladı. 50 günlük ortalamamız şurası. Açıkçası 8.58'ler, 8.58'in üzerine çıkar ve yerleşebilirse Teknosa'da yeni bir yukarı harekette başlayabilir. Bu seviyenin artık ben yani şu 6.74'lerin uzun vadede Teknosa'da önemli bir dip noktası olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Haftalığımız da bu. 50 haftalık ortalamaya geldi. Şu kırmızı eğri gördüğünüz gibi. Buraya geldi. Buradan yeniden yukarı çıktı. Yukarıda bu 22 haftalıklarda yani 9.28, 9.30 gibi oralarda biraz engellerimiz olacak. Ama uzun vadede ben açıkçası bunun yukarı doğru gidebileceğine yönelik şeyim var. Halen daha da sürüyor. Teknosa da bu şekilde. Yani biraz Teknosa bu bedelli olayı bayağı bir üzdü bizi. Yükselene şimdi birazdan bakacağız. Dün itibariyle genel kurul yapıldı. Kayıtlı sermaye tavanı 152,5'tan 600 milyona yükseldi. 2025 yılına dek bir zaman içerisinde bu oldu. Burada herkes yanlış anlıyor. Bu bir sermaye arttırımı değil. Tavan bu. Ödenmiş sermayelerin bir tavanı olur. Çünkü bu şirketler kayıtlı sermaye sisteminde olan şirketlerdir. Ödenmiş sermayeleri bu tavanı aşamaz. Nitekim 600 milyon şirketler bunu yapar. Hani ileride daha yukarıda alanımız olsun der.
Bedelsiz olabilir. Bedelli yaparız. Hani kayıtlı sermaye limitini aşarsak yeniden bir toplantı yapıp yeniden bir karar almayalım. Şimdiden böyle bir karar alalım. İleride yaparız diye. Yapmak diye de bir şartı da yok. Mesela bunu yaptı diye ödenmiş sermayesini de yükseltecek diye bir şartı da yok. Yani onu da ifade edeyim. Öyle bir şey yok. Bu arada hisse başı net 0,029 TL gibi bir temettü açıkladı. 11 Ekim'de ödenecek. Çok önemli bir rakam değil. 5 Mayıs'ta şirket 1 milyon 245 bin not hisse sattığını ilan etti. Şirket sattı bu hisseyi. Bana da çok yazıyorsunuz yani patron sattı diye. Hayır, bunu patronun kendi şahsına ait hisseler bunlar değil. Şirketin kendine aldı ve halka arzda yatırımcılar daha az zarar görsün diye hisseye desteklemek amacıyla alınan hisselerdi bunlar. Fiyat istikrar işlemleriydi. 2019'da 3 yıl sonra şirket bu hisseleri sattığını ilan etti. Bu arada 2 kere de bu hisseleri satacağını da açıkladı. Yani uygun fiyat koşulları yakalandığı zaman satacağız dediler. Nitekim burada sattılar. Şimdi 6,66'dan satıldı. Bu işlemden 5 milyon 900 bin lira kar yazıldı. Bu kar şirketin net karına girecek. Böyle olacak. Şimdi burada şu söylenebilir. Bana da çoğu kişi yazdı. Hocam sen niçin bunları savunuyorsun diye. Benim kimseyi savunduğum falan yok bir kere. Ama hani yanlış yorumlar yapılıyor. Yanlışını ben sevmem. Yani neyse odur. Yani bu bir patron satışı değil. Yani değil. Çünkü bu şirketin kendi kasasındaki hisselerin satışı. Ve buradan elde edilen kar da patronun cebine girmiyor, şirketin kasasına giriyor. Bunu bir kere doğrusunu bilelim. İkincisi şu söylenebilir. Hani şurası tarihi zirveydi. Şurası tarihi zirve. O gün işte başında o gün hissede durduk yere böyle bir yukarı hareket oldu. Tavan oldu. Ve o gün de şirket tek seferde bu 1 milyon 245 bin notu zaten tek seferde satmak için de aslında en iyi de fırsatmış. O da o gün de oradan da sattı. Şimdi şu söylenebilir tabii. Yani bilanço ilan ediliyor. 2 gün sonra televizyona çıkılıyor. Sonraki gün hissede bir tavan oluyor. Sonra da senin hisse satışın geliyor. Hani biraz enteresan ya isabet etti ya yani insanların içinde bir şey oluşuyor burada. Bu tabii çok hoş olmadı. Yani keşke olmasaymış. Keşke olmasaymış. Keşke hani bu 1 milyon 250 bini tek seferde değil de hani 3 seferde verselermiş. Hani böyle 400 bin not verip bir hafta sonra ne bileyim yeniden bir 400 bin not. Bir hafta sonra hani fiyatı etkileyici şiddette yapmasaydı daha iyi olurdu. Ama benim yükselende uzun vadedeki fikrim değişmedi. Sürüyor, sürdürüyorum onu. Ben olumluyum. İşler güzel, bilanço güzel, güçlü. Bu hisse hani kendi hissesiyle çok oynuyor diye bir yorum yapamayız. 3 sene önce alınan bir hisse, 3 sene sonra satılıyor. Fakat burada böyle bir şey var. İleride eğer böyle kendi hissesiyle ilgili zırt pırt işlemler olursa ki ben zannetmiyorum ama yani şu ana kadar benim izlediğim kurumsal yapıya ters bir hareket olur. Bu bile ters bir hareketti. Onu söyleyeyim yani. Ama yine böyle enteresan hareketler olursa ben açıkçası önerdiğim ve beğendiğim listeden alırım. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Teknik olarak güçlü ama zirvemiz burası 6,20. Bunun aşılması lazım. Şu anda da hisse gayet güçlü. Haftalık olarak da çok güçlü. Fakat şurayı bakın 6,20'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu görüyorsunuz. Hatta 6,07 diyelim. Hani bunu da alalım. Bunun üstüne çıkarsa zaten çok ciddi bir hareket olur. Ama gayet güçlü yani benim elimde yükselenim olsa ben halen daha tutardım açıkçası onu da söyleyeyim. Aksen çok haber yok. 12'sinde bir
MSCI Small Cap endeksine dahil edildi. Onun dışında Mayıs'ın 10'unda zaten bilanço geldi. 11'inde bir basın bülteni yapıldı. Orada gayet hızlı bir şekilde çok olumlu mesajlar verildi. Aksen hala benim uzun vadedeki fikrim sürüyor. Zaten daha henüz hiçbir şey olmadı. Yıl sonu, yani bu sene benim çok bilançoda bir beklentim yok. 2018 sonunda Özbekistan devreye alınacak. 2020 sonunda Özbekistan devreye alınacak. 2021'de asıl büyük beklentim var. Ve ben 2021 beklentisinin de şimdiden yavaş yavaş satın alınacağını da tahmin ediyorum. Tarihi zirveyi kırdık. Bu çok önemli bir hareket. Hani şu çizgiye doğru tekrar inebilir mi? İnebilir, yapabilir. Ama bu çizgiye inip sonra aslında yeniden hareket edebilir. Bunu da yakından izliyoruz. ARDYZ, o benim yine bilançosu çok güçlü geldi. Dün halka arzdan sağlanan fonun kullanım raporu geldi. Hani 2020'de bir miktarını kullanmışlar. 2021'de hala halka arzdan elde edilen gelirle ilgili bir kullanım olmamış. Bugün yaptırımcı sunumu var. Yüklediler. Kapta açın, bakın, inceleyin. Madem yatırım yapıyorsunuz, öğrenin. Yani şirketinizin size nasıl bir sunum yaptığını bilin. Gayet güçlü bir bilanço. Benim beklentilerim halen daha sürüyor. Hiçbir sıkıntım yok. Sadece bunda şu %25'lik kurumsal yatırımcıya satış için SPK'ya başvurmuşlardı. Hala onun onayı çıkmadı. O çok ilginç. Yani neredeyse 2 ay olacak. Teknik olarak çok güçlü değil. Yani yataya sarmış gibi bir havası var. Bunu burada izliyoruz. Mesela şu çizgiyi istiyorsanız çekmeniz mümkün buradan. Böyle bir sıkışıyoruz. Ama bizim hani artık 55'ler, 58'lerin üzerine çıkıp şöyle bir yukarı hareket yapmamız lazım. Uzun vadede burada da benim hiçbir sorunum yok. Yani ya hadi bu iş olmadı ya, yanılmışız diyecek bir şey olmadı zaten. Yani bilanço geldi, gayet iyi geldi. Başka da bir haber yok. Bugün de bir sunum var. O da çok güzel. Bunlara bakmak lazım. Evet, biraz uzun sürdü. Çok pardon, hani bir ilk defa yaptığım böyle bir video. Bundan sonra biraz daha bu zaman işlerini daha net yaparız. Böyle ayda bir bizim uzun vadeli hisseler olarak böyle bir güncellemeler yapacağım. Bu hisselerde önemli haberler var mı yok mu, bunları da devam edeceğiz. İnşallah hafta sonu yine bir borsa, piyasa, dolar, altın yorumu yaparız. Bir de bir tane fikrim var. Onu da bir ara yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.